İngiltere genel seçimi konusunda kesin olan belki de tek şey yarın yapılacağı. Kıran kırana geçen seçim yarışında sandık başına gitmeye 24 saatten az süre kala zafere kimin ulaşacağını kestirmek hala hiç olmadığı kadar güç. 10 numaranın kapısı kime açılacak? İngiltere'de bir aydır süren seçim kampanyasının, lider tartışmalarının, sayısız kampanya ziyaretinin ardından bu sorunun hala net bir yanıtı yok. İşte bu nedenle genel seçime 24 saatten az süre kala seçmenlerin üçte biri hala kararsız, liderler günde 10 ayrı seçim bölgesinde her bir seçmeni kazanmak için savaşıyor. Anket kuruluşlarına göre bu yakın tarihin en başa baş giden seçimi olabilir. Bu hatırlayabildiğim en heyecanlı seçim çünkü her açıdan belirsiz. Muhafazakarlar doğrudan kazanacak mı? Yoksa en büyük parti mi olacaklar? İkinci kim olacak? Liberal Demokratlar İşçi Partisi'nin sandalyelerde değilse de oy oranında geçecek mi? İngiltere siyasetinde hatların yeniden belirlendiğine tanık olacak mıyız? Bu soruların yanıtlarını Cuma sabahına dek bilmeyeceğiz. 2007 yılından itibaren İşçi Partisi'ni sollamaya başlayan muhafazakarlar son viraja da önde girdi. Oysa İngiltere'de seçim zaferi iktidarı garantilemiyor. Son anketlerden biri muhafazakarları iktidarda görüyor ama sadece bir ya da iki sandalye farkla. Buna karşılık genel kanı hala hiçbir partinin tek başına iktidar olamadığı bir tabloya işaret ediyor. Bunun iki temel nedeni var. Biri partilerin hiçbirinin ötekine açık bir fark atamamış olması, diğeri seçim sistemi. Dar bölge sistemini kullanan İngiltere'de ülke 650 seçim bölgesine bölünüyor ve her bölgeden tek milletvekili çıkıyor. Seçilmek için bu kişinin rakiplerinden tek bir oy fazla alması yeterli. Yani partiler için desteği her yerde biraz arttırmaktansa belli bölgelerde kazanmaya yetecek kadar fark atmak daha karlı bir yatırım. Örneğin muhafazakarların oy oranını sabit tutarsak rakipleri arasındaki dağılımın şekli onların edineceği sandalye sayısını da belirliyor. Muhafazakar Parti İngiltere'de iktidar olduğu yıllarda hiç %40 oy oranının altına düşmemişti. Halen bu oranın altındalar. Buna karşılık İşçi Partisi de 88 yıldır hiç %30'un altına inmemişti. Şimdi bu ciddi bir olasılık. Yani oylar başka adreslere gitti. 1918'den bu yana iktidar yüzü görmeyen liberallerin mirasçısı Liberal Demokratlar ciddi bir çıkışla sonucu belirleyebilecek nitelik kazandı. İşte tüm bunlar İngilizlerin hiç alışık olmadığı bir senaryoyu koalisyon arayışını gündeme getiriyor. İngiltere'de son çoğunluksuz parlamento 1974'te seçilmişti. Ülke son 50 yılda hiç koalisyonla yönetilmedi. Mali kuruluşlar bütçe açığının büyüklüğü konusunda şimdiden endişeli ve eğer tek parti hükümeti olmazsa önce hükümet kurulması için geçmesi gereken sürede istikrarsızlık olur, sonra bir azınlık hükümeti zor kararlar almayı başaramaz diye korkuyorlar. Buna karşılık çoğunluksuz ya da İngilizlerin deyimiyle asılı kalan bir parlamento, dengeleri de bağlı olarak Başbakan Gordon Brown'u ipten döndürebilir. Tek başına iktidar olamazsa, Muhafazakar Parti zafer de kazansa, anayasal olarak Gordon Brown'un istifasını vermesi gerekmiyor. Çünkü siyasi teamüllere göre parlamentoda bir çoğunluk yoksa, çözüm arama fırsatı son başbakan olarak önce onun ve kapısını ilk çalacağı kişi Liberal Demokratların lideri olacak. Ama geleneği bozarak koalisyon seçeneklerini değerlendiren Nick Clegg'e göre, İşçi Partisi olur da üçüncü sıraya düşerse Başbakan Gordon Brown olamaz. Üçüncü sırada gelmiş bir parti, yani milyonlarca kişi bu partiyi terk etmiş, seçimi kaybetmişken tutup bu ülkenin başbakanını kendilerinin belirleyeceğini iddia edemez. 1974 Şubat'ında İngiltere son çoğunluksuz parlamentosunu seçtiğinde Liberal Demokratlar iktidara tutunma mücadelesi veren muhafazakar Başbakan Edward Heath'e aynı formülü sunmuştu. Anlaşma olmadı. Çoğunluksuz parlamentoyla sonuçlanan diğer iki seçimdeki gibi azınlık hükümeti kuruldu. Ama bu formül kısa ömürlüydü ve ülke 8 ay sonra yeniden seçime gitti. Partiler son ana dek
Tek başına iktidar olabilme hedefiyle seçmenlerin kapısını aşındırıyor. Ama bir ya da birden çok partiyle sağlam bir hükümet kurulması başarılamazsa, 1974'te olduğu gibi yeni bir seçim ihtimali yine kapıya dayanabilir.